Hocam yeni dünyanın cesur insanı diye bir anlatı kuruyoruz ve bu büyük sistemlerin karşısında aciz kalan insan hikayesi anlatıyoruz arka tarafta da. Bunun dedikodusunu biz çok konuşuyoruz. Yeni yeni artık yani kamuya açık alanlarda da muhabbetini yapmaya başladık. Orada o büyük sistemleri tarif ederken, onun karşısındaki yalnız insanı tarif ederken en çok bahsettiğimiz ya da içeride fark ettiğimiz baskı unsurlarından bir tanesi insanı devamlı hızlanmak zorunda bırakan bir sistem işleyişi var ya. Hep daha çok şeyi bilmek, daha çok şeyi daha hızlı öğrenmek, işte bunları daha hızlı uygulayabilmek, aralarında bağ kuruyor olmak. Bu da bizi mecburen aslında bedenimizin içerisinde en fazla zihinle alakalı bir bölümle ilgili baskılıyor. Yani zihnine daha çok, daha performanslı, daha nitelikli, daha doğru, daha anlamlı, daha değerli, daha bilme, başına daha koyup peşine söyleyebileceğiniz bir şeyle ilgili düşünmek zorunda ya da davranmak zorunda bırakıyor. Bu beyin konuşmalarının bir bölümünün toplumsal anlamdaki karşılığı da bununla ilgiliymiş gibi görünüyor. Çünkü hiç ummadığımız insanların veganlıkla alakalı konsantrasyonda olması gibi toplumda da hiç ummadığımız insanların beyin deyince, nöroloji deyince dikkati artıyor ya da konuya ilgisi artıyor. Ben bu kaynaktan olduğunu düşünüyorum. Yani sistem bizi daha hızlı olmaya itiyor ve daha hızlı olma zihnimizle ilgili, zekamızla ilgili bir şey. Orayı hack etmenin yollarını arıyoruz. Arıyoruz. Bana en çok gelen sorular, nasıl daha çok zeki olurum, nasıl daha az uyurum, nasıl daha öğrendiğimi aklımda tutarım, bilmem ne. Uykuda nasıl öğrenirim? Yani devamlı o Aha. hıza yetişme arzusuyla ilgili sorular var mesela. Evet, dünyanın tümünü en hızlı bir şekilde hortumla çeker gibi alabileceğimiz bir şey kurmaya ya da Kitap onu. film tavsiyesi, kitap film tavsiyesi. Öyle bir şey söyle ki vakit kaybetmeyeyim, en trendi ben izlemiş olayım falan gibi. Zor durumdayız ya. Evet, yani bu bir sorun. Bu beyine olan özel ilginin zemininde de böyle bir şey varmış gibi görünüyor. Bu beyin mevzusunu bir sürü yerde detaylı bir şekilde konuşuyoruz, anlatıyoruz. Yani dışarıda çok popüler bilgi seviyesinde dolaşıyor ama senin bakış açını ben hep çok öznel bulduğum için sen aslında benim en sevdiğim, en tatlı bulduğum bir yerden bakıyorsun. Aslında felsefenin şemsiyesinin altına yerleştirerek bakıyorsun. O yüzden çok daha anlamlı hale geliyor. Biraz bize beynin komponentlerini azıcık anlatsana. Beyin ne tür malzemelerden bir araya geliyor, oluşuyor? Maketimi getirdim. Hocam beyniniz. Dur bir şöyle olsun. Evet. Şaşıralım mı buna bir? Şıra. Yani benim komponentlerini anlatayım ama yani ondan önce söylemem gereken, hep söylediğim şeyi bir daha söylemem gereken. Olur ha, bu videoyu ilk defa kazayla biri izliyordur. Adam bütün mevzuyu beyine bağlamış ya da bütün mevzu beyinle alakalı diye düşünmesin diye. Beyin insan ve davranışını anlamak için şu anda bu zamanlarda kullanabildiğimiz en faydalı metafor olduğu için beyni kullanıyoruz. Yoksa bütün bedenle ilgili bir şeylerden bahsediyoruz aslında. Davranış, duygu, sezgi, akıl, fikir falan derken. Onun yönetim merkezi olarak bu arkadaş bizim işte bugün en moda olan organımız. Kafamızın içinde 1,5 kilogramlık bir parça. Şöyle kabaca iki parçadan oluşuyor. Sağlı sollu bayağı simetrik gibi gözükse de aslında tam simetrik değil. Beynin sağ solu büyüklük açısından herkes de farklı. Peki bir şey soracağım araya. Hadi böyle bir şeyleri sorayım. Hadi sen Neden sor. Iki parça? Neden iki Evrimsel parça? hikayesi ne? Yani. Evrimsel hikayesi bizler ana üst grup canlılar olarak bilaterya diye bir gruba aitiz. Bilaterya, bir iki, later yan demek. Sağlı sollu simetrik olan canlılar. Yani vücudu böyle iki taraflı simetri olanlar. Birçok organı ve dış görünüşü özellikle sağ sol simetriye göre organize Yılan olur. bilaterya değil mi? Yılan da bilaterya. Omurgalıların hemen hemen Bilaterya olmayan tamamı. ne var? Mesela deniz yıldızları. Onlar Ha, çok radyolar bilaterya. ya mesela ya da işte mikroskobik canlılar var. Böyle ışınsal simetrili olanlar. Küreseldir onlar. İşte diatomlar falan görmüşsündür mikroskop resimlerini. Bizler bilaterya olduğumuz için bazı organlara simetrik olsa da aslında tam mükemmel simetri yok ama vücudun genel planı itibariyle sağ sol gibi bir yapımız var. Ve bu sağ sol yapısının bir parçası olarak da bu arkadaş var. Mesela kalbimiz solda tek bir organ kabaca. İşte mesela böbreklerimiz de sağlı sollu ama soldaki böbrek az yukarıda ve biraz daha büyük falan gibi farkları var. Beyinde de aynı örüntünün tekrarını görüyoruz. Ve mesela elimizin sağ sol kullanım farkı olduğu gibi beynimizde de işlev farklılıkları var. Zaten bu arada sağ sol elimizi farklı kullanmamız da bu arkadaştan dolayı. İki beyin yarımküresi arasında işlevsel bir iş bölümü var. Ama ondan evvel beyni şöyle yandan gördüğümüz zaman, Ozancığım görüyor muyuz burayı böyle? Görüyoruzdur şöyle şu şekil. Beyni şöyle ortadan kestiğinizde, işte buna sagittal kesit de derler. Şu gördüğünüz yüzeyin içerisinde üç farklı katman gözümüze çarpıyor. Şurası, şurası, şurası. Bizim sürekli beyin anlatılarında seninle yaptığımız muhabbetlerde konuştuğumuz bütün ilişkiler bu üç ana katman arasında oluyor. Ama
hiçbir işlevde bunların sadece biri çalışmıyor. Ya da ikisi çalışıp biri dinlenmiyor. Hepsi beraber yani bir işlevi gösteriyor. En aşağıdaki bedenimiz hani bitkisel hayata geçti derler ya. Sadece nefes alan, kalbi çarpan ve temel düzeyde beyin faaliyeti devam eden insanların sadece burası çalışıyor. O komadaki hastalarda mesela. Burası vücut fonksiyonlarını yürüten, işte nefes aldıran, kan basıncımızı düzenleyen yerleri. Bir de yutkunma, kusma gibi temel refleksleri kontrol eden yerler var. Şu hemen yukarısı bütün hormon sistemimizi kontrol eden, duygularımızı, dürtülerimizi kontrol eden ve bütün hayvanlarla ortak paylaştığımız o limbik sistem falan gibi duygusal, dürtüsel bölümler de dahil onları içeriyor. Yani hem vücudun işleyişinin orkestra şefi hem de daha sözsüz ve bilinç dışı derinlikli işlevler buradan yönetiliyor. En üstteki böyle kıvrım kırışık yer ise neokorteks bunun adı. En üst katman bilinçli algılarımız, akıl yürütmelerimiz, konuşma yeteneğimiz, işte insana dair ne varsa özellikle ön kısımda yürütülen işlevlerdir bunlar. Bu bölümle alakalı. Bu üçü birbiriyle şöyle bir alaka halinde. Hani benim beyin seminerindeki en faydalı bilgi bu. Burası aşağısı en kuvvetli yer. Ortası yani ikisinin arasında biraz kuvvetli ama aşağıya yeniliyor sıklıkla. En üstü ise en zayıf, en fukara ve pili en zayıf olan yer yani. Pili çabuk bitiyor buranın. Mesela düşünen burası. Dikkat burayla ilgili. O yüzden mi mesela satın almayla ilgili bilmem neyle ilgili verdiğimiz temel güdüler aslında bura kaynaklı olduğu için biz ilk refleksle alıp almayacağımıza karar veriyor. Sonra yukarıya doğru uydurarak bak aslında buluyor. Şöyle tam bir şey örnek üzerinden yani güncel hayat örneği üzerinden gidelim. Acıktın. Şimdi acıkınca ne oluyor? Kan şekerin düşüyor, bir şey oluyor. Yani vücudunda bir takım olumsuz sinyaller. Onu şurası algılıyor. Diyor ki ben acıktım. Besin almam lazım. Şimdi besin alma bütün bu sistemin hayatta kalmasıyla çok alakalı ya. Çok temel devrelere bağlı bu stres hali. Yani açlık stresi. Hemen aşağı gidiyor. Aşağısı seni her türlü gerginliğe, savaşmaya, kaçmaya, besin kokusunu tespit etmeye, böyle algılarını açık olacak şekilde yönlendirmek üzere bir takım reaksiyonları faaliyete sokuyor. Bu arkadaş coştu muydu? Yukarı basıyor sinyali. Mesela açken sen değilsin işte bununla alakalı. Tamam abi böyle şey tepen atıyor. Ön beynin bütün entelektüel fonksiyonu. Bir dur 2 dakika şimdi bir yemek yerim de ondan sonra konuşalım falan var ya. Bu arkadaşlar kontrolü ele aldığı zaman bu üst taraftaki arkadaştan pek hayır yok. Ama karnın tok, sırtın pek bilmem ne. Niye geldin bu dünyaya? Bu hayatın anlamı ne? Var ya. Yaşamın büyük soruları. Evet büyük sorular mesela. Bu burayla alakalı. Şimdi filozofların genellikle karnı toklardan çıkmasının sebebi burayı yatıştırıyorlar. Ondan sonra burası çöşüyor. Fakat bir şey daha var. Tabii bu dediğim ters de anlaşılabilir. Aşırı haz, aşırı tatmin hali, bedensel ihtiyaçların tamamen doyurulması. Bütün beyinlerde olduğu gibi bizim beyinde de uyku hali ve düşük çalışma modu yaratıyor. Yani orada da bir dengeye ihtiyaç var tabii yani. Ki. Mesela fikri rahatsızlık yoksa. Bak şimdi korteksin çalışma prensibi buraya benziyor aslında. Burası kan şekeri düşünce düşüyor. Burası cevap bulamadığı zaman düşüyor. Ama soru yoksa burası dönünce burası uyuyor. Anlatabildim mi? Yani şey diyelim buna. Kronik cahilin karnını doyurması çok iyi bir şey değil. Yani ya uyuyacak ya maraza çıkaracak. Anlatabiliyor muyum? Daha ekstra haz arayacak. Ama eğer gerçekten burası iyi eğitilmiş, donatılmışsa, büyük sorularla meşgulse, işte sorguluyorsa falan filan insan için konuşuyoruz. Böyle bir zürafa yok çünkü. Burası tamam olduğunda ki o da buranın uğraştığı âli mevzular nedeniyle burası çabuk doyuyor. Temel ihtiyacını giderdi mi hemen mesela 2 lokma alıyor bitiyor. Ondan sonra tekrar işte ovayı seyretmeye dalıyor falan. Burası rahat durumda faaliyete geçip insana dair zihinsel sınır aşımlarına imkan veriyor. Sınırları aşmak dediğim hikaye o yüzden burayla ilgili. Ve burası aslında eğitimle ya da tecrübeyle ya da edinimle oluşan bir şey değil mi? Önce can sonra canan. Mesela diyelim bu bölüm 25 dakika sürüyor atıyorum. Ne kadar olacağını bilmiyorum. 25 dakika boyunca önce can sonra canan seyreden herhangi birisi sadece konuşulanları anlayacak derecede dinliyorsa beyni dışarıdan görülebilir kadar değişiyor. Yani MR çektiğin zaman mesela Siktir dışarıdan görünecek kadar bak, değişiyor. Bak yerini de göstereceğim. Bak sökeyim şöyle beyni. Ben talamus çıktı. Bu bir tane amigdala vardı. O nerede? Onu hangisi? Göstereceğim. Bak şurada böyle tırtıklı bir yer var. Bilmem Ozan burayı görebiliyormuş. Şu içindeki tırtıklı bölüm. Burası bizim hipokampus diye bir yer abi. 2 işe yarar insanda. 1 navigasyon cihazı. Bütün kemirgenlerde falan da var. 2 bu sözel hafızayı yani sözlerle aktardığım şeyleri tutmaya yarıyor burası geçici bir süre. Ama hafıza burada değil kalıcı olarak.
Bu REM bölüm, yani. REM gibi, aynen. Bu bölüm bir saat seminer dinlediğinde ölçülebilir derecede şişiyor. Birkaç milimetre büyüyor. Allah'ım. Niye? Buradaki hücreler yeni bağlantılar yapıyorlar. Yeni kelimeler ağırlık yapıyor yani. Ağırlık değil, şişkinlik yapıyor. Şimdi o kavramları tutabilmek için. Bu çok güzelmiş bu arada. Tabii. Burası mesela. Oranın adı neydi? Hippocampus. Bu arada hippocampus yazarken lütfen tek P ile değil çift P ile yazmanız lazım. Bu en çok yapılan Türkiye'deki akademik yazım hatasıdır. Açık ara. Çünkü hippo altında hippo at demek. İkisi arasında çok büyük fark var. Hippo yazarsanız attır, hippo yazarsanız altında demektir. Hippopotam oradan gelir. Bu hippocampus. At tırtılı demek. Niye? Bunu çıkarıp da masaya koyarsan deniz atına benziyor. Deniz atı da at tırtılı gibi ya. Ha. Adı ismi oradan geliyor. Bu arkadaşın bak şurasında tırtık tırtık bir yer var. O da yanındaki dişli çıkıntı denir buraya. Gyrus dentatus diye Latince ismi var. Bu bölüm beyinde en hızlı nöron üretilen yerlerden bir tanesi. Yeni sinir hücresi burada çok yapılır. Niye? Yaşlılıkta bile bu devam ediyor. İşte burası esas dışarıdan aldığın bilgiyi öğrenilir nöronal formata dönüştüren yer. Mesela burasını meşgul tutan adamın öğrenme yeteneği de kas gibi gelişiyor. Mesela burası aynı şeyi tekrar ettiğinde gelişmiyor. Yeni bir şeyler öğrendiğinde gelişiyor. O zaman coşuyor. İşte bu ufak tefek sırlar. Şimdi bunları dizmeye başladığında o zaman şöyle öğrenmeliyim. Otomatikman çıkıyor. Ben niye eğitimciler sürekli temel nörobilim öğrensin diye uğraşıyorum? Bundan dolayı. Tabii buranın öğrenmesinin taktikleri var. Mesela tekrar, sürekli hızlı tekrar burayı çok uyarıyor. Çok tekrar. İkisi birbirinden farklı. Az önceki tekrar etme dedin. Bu aynı yer, aynı yer. Tırtıklı yer zaten şeyin parçası, hippokampusun bir parçası. Dentat çekirdek diye onun içinde bir parça aslında bu. Bu sistem bir bütün olarak mesela tekrara duyarlı. Ama daha da önemlisi bu sistem, şöyle biraz önce içinde bu vardı. Şurası işte talamustur falan. Şöyle beynin iç kısmını halka gibi saran duygusal bir sistemin parçası. Pozitif duygulanımlarda çok öğreniyor. Öğrenme duygusal bir şey diye sıklıkla söylerim. Duygular aşkla bir şeye yönelmişse, onu istiyorsa mesela en ufak ipuçlarını bile emerek öğreniyor beyin. Korkuyla değil, pozitif, ödüllendirilerek. Korkuyla da öğreniyor ama korkuyla öğrenmeyle severek öğrenme arasında tabandan bir fark var. Korkuyla sakınmayı öğreniyorsun. Sakınıcı öğrenme. Çek, yani. Yapmamayı öğreniyorsun. Ama severek yapmayı, oraya doğru ilerlemeyi öğreniyorsun. Evet, okuldaki, güzel bir şey. Okuldaki cezalandırma sistemi çocuğun bir daha okulla ilgili hiçbir şeyi sevmemesine başarıyla sebep oluyor. Yani yaptığımız en iyi eğitim bu. Mesela çoğu insan kitap okumak okulla ilgili bir şey diye düşündüğü için, okuldan nefret ettiği için bir daha hayatı boyunca kitaba elini sürmüyor falan. Böyle harika başarılarımız var. Çünkü bu sistemi, mesela insanın cezayla disipline edilebileceği doğrudur. Ama disipline edilir. Aslanlar gibi. Aslan da kırbacı şaklattım belli bir süre sonra o platforma ayağını koymayı öğrenir. Ama insana daha yüksek basamakları çıkması için motivasyon vereceksen cezayla değil, takdirle yapman lazım, sevdirerek yapman lazım. Bizim beynimizin çalışma mimarisi en azından bunu söylüyor yani baktığın zaman. Ki bunun için beyin bilmene gerek yok yani. Acık insan biliyorsan zaten görebildiğimiş. Yine de bunu nerede, bir organın içerisinden bahsederek ve temel eylemlerinden bahsederek karar veriyor olmak bence şey, iyi bir bakış açısı. Şimdi bunu dışarıdan konuşuyor olsaydık, hani beyni ele almasaydık ve konuşuyor olsaydık, bunu psikolojinin konusu yapsaydık, çocukları eğitelim, cezalandıralım, ben sana denge gerekliliğini söylerdim, ceza, ödül. Ama mesela şey de haklısın yani, ceza çok aslında yapmaya çalıştığın şey bu yolda kal çocuğu, buraya çıkmayı demek için cezalandırıyorsun ama sen cezalandırdığın anda itibaren çocuk yolu umursamayabiliyor. Tabii. Gitmemeyi tabii. Ya da bir yolda olmamayı. Canı yani. Çıkmak istiyor ama çıkacağıma hiç gitmem bari diyor, burada oturuyor. Evet, evet, evet. Sen başkalarının hakkına hukukuna müdahale noktasında cezalandırma şarttır çünkü insan öyle öğrenir. Dünya da bizi cezalandırır, sobaya dokunduğumuzda yakması bir cezadır ve bir daha sobaya dokunmamayı öğreniriz yani. Ama sosyal hayatta bunu özellikle eğitimde çok sınırlı kullanmak lazım. Yani çok diğer insanları çok doğrudan ilgilendiren ve o kişiye ileride zarar verebilme potansiyeli taşıyan davranışlar için ancak cezalandırma makul bir seçenek olur. Onun dışında aslında sosyal her türlü kural da aşkla öğretilebilir. Yani bu da mümkün ama o kadar vaktimiz yok, o kadar enerjimiz yok. Bazı yerde disiplinler ceza da gerekir. Belki de yöntemlerle ilgili bir şeydir. Yani tabii dünya canım. Adil değil ana bilgisiyle başladığımız için ki dünya da adil bir yer değil bu arada. Hani öyle başladığımız için böyle mecbur kalıyor da olabiliriz. Şöyle bir anekdot anlatayım. Yine istersen beyindeki devresini de gösteririm. Lütfen. Çok aşkla sevdiğim biri var hayatında. Bir büyüğün, bir çok saygı duyduğum bir insan. Ama
Gözün onda, ne yaparsa onu yapmaya çalışıyorsun. Ve bir gün sen yanlış yaptığında o üzülüyor. Şimdi onun üzüldüğünü görmek senin için büyük bir cezalandırma. Ama bu aşk üzerinden bir öğrenme olduğu için, sevgi üzerinden bir öğrenme olduğu için çok daha toparlayıcı. Ben hep öğretmenlere demeye çalışıyorum ki sizler aslında öğreten değil, önder olmalısınız, lider olmalısınız. Ve o çocukların hayranlığını kazanmanın bir yolunu bulmalısınız. Çünkü bir de doğru davranırsanız tabii bunun yanında, çocuk size hayran olduğunda onun olumsuz bir davranışına göstereceğiniz hafif bir hüzün, hafif bir keşke yapmasaydın o çocuğun hayatını değiştirir. Zaten ona bir disiplin cezası bilmem uygulamana gerek yok. Dolayısıyla bizim beynimizin şu ortada dediğim maalesef bu maketin içerisinde, evet yani şurayı delmem gerekiyor ama sabit maket olduğu için delemiyorum. Bu hemisferlerin içinde kalan, beyin yarımkürenin içinde kalan duygusal kısımlar aynı zamanda kabuğun özellikle şuraları, yani hepimizin beyninin şu kısımlarına denk geliyor. Empatik olarak karşıdaki insana dair duygularımızı hissetmemizi sağlayan diyeyim. Daha yumuşak bir ifade nasıl bulacağım bilmiyorum. Hisseden yer burası değil de. Yani buradaki aktiviteyle alakalı karşıdakinin duygularını anlayabilmemiz. Bir insanın... Empatiyle ilgili bir empati, şey. Empati. Aynen empati. Bu empati halini biz ancak beyinde olurken bir aktivite halinde görebiliyoruz. Neresi nasıl yapıyor tam olarak bilmiyoruz. İşte ayna nöronlar diyoruz, bir şey diyoruz ama. Şimdi aynısını diyecektim bir şey. Olay... Bu arada beyinle alakalı o kadar çok nöron kelimesi geçiyor ki. Mesela beyin buysa nöronun şu kadar bir şey olduğunu zannediyorum. İster istemez algılar. Hani ister istemez kelimenin bilinirliğiyle ilgili hacmi de öyle düşünüyor ya insan. Şurada yaklaşık 40 milyar sinir hücresi var. Şu elimde tuttuğum parçada eğer gerçek beyin olsaydı. Beynin tamamında 80-90 milyar civarında nöron. Ama bunun yaklaşık 50 katı kadar glia hücresi dediğimiz yardımcı hücreler var. Yani beynin esasını aslında nöronlar değil, glia hücreleri dediğimiz yapıştırıcı hücreler oluşturuyor. Ben üniversitede ilk derse girmeye başladığım dönemler tıp fakültesi öğrencilerine siz mezun olana kadar gliyalar nöronlardan daha önemli olacak diye hep söylüyordum. Bu öngörüm tutmadı ama hala devam ediyorum. Bir gün bak yazın kenara, YouTube'a koyuyorum bunu. Gliyalar nöronlardan önemli olacak. Bir gün daha teknik bir konuda, nörobilim okulunda bunu tartışacağız bu arada. Daha teknik bir konuda bunun niye böyle olduğunu anlatmaya çalışırım. Çünkü yine aynı şey bak. Daha önceki bölümde şey konuşmuştuk yani zihni bölmek, zihinsel mi, duygusal mı falan filan. Burada da beyni en anlayabileceğimiz şekilde izleyebilmek için en çok gürültü çıkaran hücrelere bakıyoruz. Onlar sinir hücreleri. Onlar böyle duş 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 diye ateşleme yapıyor. Gerçekten ben elektrodu takıp ses hoparlörü verince bildiğin davul sesi gibi gelir ona böyle. Tok 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 diye nöronlar ateşlemeleri duyarsın. Onlar çok gürültülü ve dijitalize çalıştığı için, dijital gibidir onlar. Biz çok kolay onları izleyebiliyoruz, anlayabiliyoruz, modelleyebiliyoruz. Öbür arkadaşlar arkada sessiz, yumuşak. Mesela saniyede 40 devirden oluşan hücrelerin içerisinde böyle iyonların aktığı dalgalanmalar geçiriyorlar. Ve mesela bugün biliyoruz ki bilincimizle falan alakalı bir aktivite bu. Ama hala onun çalışmanın yolu çok belli olmadığı için yok nöron kesin nöron iyidir falan yapıyoruz biz. Peki bu nöronlarla ilgili şey var. Bu ayna nöron mevzusuna da geleceğim de bir şeydi. Merak ettiğim bir iki bir şey var ama bu nöron mevzusunda şey gibi bir teori var ya. Biz bir şey öğrendiğimizde bisiklet sürmeyi, yabancı dili ya da bir şey öğrendiğimizde nöronlar ona göre bir şekil, bir kalıp alıyor gibi bir bilgi var değil mi? Yani abi, gerçekten bunun içerisinde nöronlar örgütle yani hani yeterli büyüklükte görebileceğimiz bir şeyle baksak onların bir biçimsel hareketi var mı gerçekten? Var tabii ki. Yoksa sembolik bir şeyden mi? Yok var. Bildiğin hareket. Abi şu anda yine söylüyorum. Önce Can sonra Can'ın bu bölümünü şu anda izleyen sizlerin beyninin içerisinde şöyle düşünün. Her bir nöron yaklaşık yani mikroskopik olarak 50 nanometre kadar büyüklüğe sahip hücreler. Yani 50 nanometre... Biz büyüklükleri anlamakta hep çok zorluk çekeriz. Nanometre ne? Abi nanometre metrenin milyarda biri demek. Milyarda biri metrenin. Evet. Ama yani hayal edilebilir bir şey değil bu. Yani nasıl da işte mesela ucuca distan... Şöyle söyleyeyim en güzeli şu. Esas vurgulayacağım yer hücrenin boyutu değil de o küçücük hücrenin her biri 100 bin civarında başka hücreye kablo gönderiyor. Ve 10 bin ila 100 bin başka hücreden kablo alıyor. Her biri. Şimdi böyle olunca karşılıklı bağlantı permütasyonları katrilyonlarca bir kere çok fazla. Ama o nasıl hücre öyle arkadaş? Abi dallı budaklı. 100 milyon diyorsun ama ya. 100 bin.
100 her bin. Bir hücre 100 bin, bin diyor, o da az saymasak. Yani. Hiç değil. Yani 100 bin tane dalı olan bir tane çalı görsen arkasını göremezsin zaten. Ha, yani bir kitle her gelir. Hücre 100 bin. Her, abi bu arada esas o değil mevzu. Onlar zaten abi işin o hücre değil. Gevşek çatısını oluşturuyor. İşin içinde daha bunların on binlerce katı daha fazla dalı dağılan başka hücreler var. Şatırda matırda nöron bir şeyi görüyor. Ben 4 tane dalı var işte yani. Hani... İşte o diyorum ya. Nasıl ki bir hikaye kitabında kırmızı başlıklı kızın resmini yapmak çocuğun hayal gücünü öldürüyorsa, nöronlu kitaplarda da öyle nöron çizdiğin zaman bir şey öğretmiş olmuyorsun. Onların hepsi yanıltıcı. Gerçek nöronu görsen tanımazsın zaten. Tipi bir şeye benzemiyor. Böyle kargacık burgacık mikroskopik bir çalı düşün. Öyle bir şey. Şimdi bunların hepsi birbiriyle böyle bağlanınca beynin şu gördüğün dokunun 1 santimetre gibi kesme şeker kadar parçasını al. 100 trilyon tane bağlantı soketi var bunun içinde, daha da fazla. 100 trilyon bu arada Samanyolu galaksisindeki yıldız sayısı. Yani 1 santimetre küp beyin dokusu bu kadar kalabalık ve sadece nöronlar arasındaki bağlantılar, buna çarpı 100 de gliye hücrelerinin bağlantılarını da sok araya. Zaten elektron mikroskop fotoğrafına bakınca beynin, ki o bir tek tek bağlantıları görebilmemizi sağlar. Ben saymıştım onları bir dönem. Saçlar orada kaldı. hakikaten çok ya berbat bir iştir. Oraya bakınca insan bunalır. Bu ne lan? Yani bakıyorsun böyle bir fotoğrafta kargacık burgacık bulut gibi şeyler. Ancak çok iyi bir eğitim alacaksın ki orada her bir sinaps dediğimiz o bağlantı noktalarını falan görebilirsin. Ama daha da fenası var. Bitmedi. 1 santimetre küpte 100 trilyon tane... Kadide soyucu satıyormuş gibi oldu bu gerçekten. Evet. Bir şey daha var. Hanım burayı dinle. Bak. Bunu bir spagetti olarak düşünün. Süper kompleks bir spagetti, bir tencere spagetti. Ama şu anda bizi izleyenlerin beynindeki spagetti bir de devamlı karıştırılıyor, onu düşün. Devamlı hareket halinde, fiziksel olarak böyle yani sinir hücreleri cobur cobur dönüyor böyle birbirinin içinde. Mesela bir şey yani söylüyorum. Yani bu da aslında bir tür hücre yani. Bunun içinde bir tür sıvı. Hücre yığını. Ha ya, yığını ama o hücreler bunun içerisinde hareket ediyor. Yani bu... Beyin dediğin şey zaten o hücrelerin bağlantılarını görüyorsun dışarıda. Tamam ama yani evet hareket ettiği hiçbir şey. Elimin içindeki hücreler hareket ediyor mu? Onlar da ediyor ama bu şey değil. Bunun gibi değil. Yani buradaki hücreler... Şimdi sinir hücresini zaten şöyle bir özelliği. Hücre dediğin su dolu torba gibi bir şey. Yani çok küçük boyutlarda. Birçok yerde yapısal amaçlı olarak bunlar bir araya gelirler. Sinir hücreleri ve kas hücreleri gibi hücreler özelleşmiştir. Bu hücrelerin özelleşme amacı uyarı alıp iletmeye göre değişmişlerdir bunlar. Bir alıcısı vardır anteni, bir vericisi vardır kablosu. İşte o verici kablo 100 bin hücreye gider. Alıcılar 100 binlerce hücreden sinyal alır falan ama şekli buna göre organize olmuştur. Ve daha da fenası işte her uyaran gidip geldikçe bağlantı soketlerinin şekli değişir. Bunu şöyle düşünelim kolay anlayabilmemiz için. Mesela bilgisayarımızdaki o çiplerde şimdi o Pentium, Mentium neyse işte i5, i7 bir şeyler diyorlar ya. Onun içinde silikon, küçük kondansatörler, transistörler var. Şimdi bu transistörlerin her biri veri aktarımı sağlıyor ve biz böylece bilgi sayan bir sisteme sahibiz. Bizdeki de benzer. Mesela hücreler arası sinapslar aslında böyle transistörler gibi. Fakat her uyaran geçtiğinde ki saniyenin 5'te 1 kadar sürede uyaran geçebiliyor. Yani her saniye 5 uyaran geçebiliyor buradan. Her uyaran geçtiğinde transistörün özellikleri değişiyor. Şekli büyüyor. Bazen 2'ye bölünüyor, bazen 5'e bölünüyor. 5 ayrı sokete dönüşüyor. Değiş tonton diye bir bizim küçüklüğümüzde şey vardı, hatırlar mısın? Aynı onun gibi. Mıcık mıcık böyle şekilsiz şemalsiz bir şey. Ve biz hala bunun sinirsel network'ünü böyle görünür şekilde çıkarıp bilgisayara falan uyarlamaya çalışıyoruz. Ana sorun şu ki santimetre küpte 100 trilyon tane olan bağlantıların sadece bir tanesinin gerçek halini modellemeye şu andaki kompütasyonel teknolojimiz yetmiyor. Yani esas problem bu. Yani bu bilgisayar mühendislerini falan aşağılamak için değil. Bizi izleyen herkes ne kadar muhteşem olduğunu bir kere daha düşünsün diye söylediğim şey. Tek bir sinapsın aktivitesi bir önceki aktivitesine göre değişir. O aktivite de ondan önceki aktiviteye göre değişir. Her an değişen soketler, sürekli yeniden kurulup yapılan bağlantılar. Mesela şu anda bizi izleyen biri Sinan Canan'ın ya da Mustafa Can'ın ismini biliyorsa ya da yüzünü görünce dışarıda tanıyabiliyorsa beyninde bize özel oluşmuş bir network var. Bir belki birkaç bin hücreden oluşma bir ağ, milyonlarca bağlantıdan oluşan bir ağ bizi temsil ediyor. Ama aynı ağın %80'i kabak tatlısının tarifiyle ilgili bir şey tutuyor. Yani senden aklıma geldi. Evet. Yani şimdi senden aklıma geldi demese iyiydi. Bak güzel gülüyordu. Aynı olsa kendimden gelecek ama karşımda sen varsın, ne yapayım. O zaman da İlhan Botu diyebilirim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum.
tek bir bilgi, tek bir zeminde tutulmuyor. Bir zemin birçok bilginin farklı şekillerde tutulmasında görev alıyor. Yani aynı zamanda bizim beynimizin hafıza tutma sistemi manyakça bir şey. Yani dışarıda gördüğümüz fiziksel bir kalite ortamına benzemiyor. Yani şöyle mi diyorsun? Yani sabit bir biçim yok. Evet. Üzerinden geçen bilginin kendisine göre biçim devamlı kendi içinde hareket ediyor. Fakat buna rağmen işte belli tamamen kalıcı edinilmiş bilgiler, isimler, lokasyonlar, işte öğrenilmiş bazı hareketler, limbik hareket, bisiklete binmek gibi, araba kullanmak gibi öğrenmiş hareketlerinde ezberlenmiş bir kalıbı var ama o kalıbı tutan kalıp da sadece o kalıbı tutmuyor aklında. Başka bir sürü şey tutuyor. Başka bir sürü şeyi de tutuyor ama mesela ona ihtiyaç olduğunda o şekli hemen hızlı bir şekilde gelebiliyor ya da kullanabiliyor. Doğru ve mu anladın? O veri yolu artık orada kayıtlı bir veri yolu. Hücreler olsa bile yeni hücreler gelip o veri yolunun devam etmesini sağlıyor. Onu öğrendiğin zamanki hücrelerin tamamen ortadan kalksa bile onlar yerine gelen yeni hücreler o bilgiyi tutuyorlar. Belleğimiz böyle, benliğimiz böyle, bilincimiz böyle, zihne dair neyimiz varsa böyle. Yani beynin dokusu aslında sadece yardım ve yataklık ediyor. Kaydettiğimiz, adına ben dediğimiz, o hatırladığımız ya da hayal ettiğimiz şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani tam onu soracaktım. 7 sene önceki bedeninle şu anki bedeninin hiçbir ortak hücresi ve molekülü yok. Bedenimiz 7 senede bir bütün atomlarına kadar değişiyor ama ben hala Sinan Canan. Yani arada değişip de Aysel Gürel olmadım mesela. Hala Sinan Canan olarak sabit bir fikir gibi devam ediyorum ama beden değişiyor. Beyin de öyle. Dolayısıyla bu organı biz anlarken bilincin, hafızanın ya da işte neyse aklın, fikrin, duygunun, sezginin kaynağına bakmaktan ziyade onunla beraber anlamaya çalışmamız, yani o işlevlerin oyun alanı olarak görmemiz gereken bir organ olması daha mantıklı. Bir önce Can sonra Canan bölümde bu kadar ağır felsefeye gireceğimi tahmin etmezdim ama konu bizi buraya getirdi, yapacak bir şey yok. Çünkü ama gerçekten bu soru ister istemez sorulan bir soru. Tabii. Yani ben bu sabah uyandığımda çok hoşnut bir uyanmayla uyandığım bilgisini, duygusunu, eğer oradaki nöronlar sağlam, yani bir datayla, bir kopya, ben bu bilgiyi biliyorum. Bu biliyor olma hali işte nöronun şekliyle ya da ki nöronun varlığıyla ilgili değilse neyle ilgili? Teori binlerce. Mesela protein, yeni protein üretiliyor deniyor şeyde. Yeni bir şey öğrendiğin zaman. Ama bu açıklamıyor. Mesela protein dediğin şey üç boyutlu bir molekül. Yeri vardır da onun, yani bir yerde olması lazım. Beyinde öyle bir yer yok. En geçerli teori holographic network teorisi diyebileceğimiz bir şey. Yani bana en makul geleni bu. İsmi havalı ama aslında anlaşılması nispeten basit. Demin söyledim ya, bir veri ağı var, bir nöron ağı var, fiziksel bir ağ. Bu ağda dolaşan elektriksel bir aktivite düşün ama çok kompleks, böyle dans eder gibi, led ışıkları yanıyor gibi düşün. Bu led ışıklarının belli bir düzende yanışı anneannemin ismini hatırlamamı sağlıyor. Başka bir düzende yanışı ve diğer başka ışıkların ona eşlik edişi Mustafa'ya şu anda ne söyleyeceğimi ayarlıyor. İşte bir başkası başka bir şeyi kodluyor, bir başkası hayal etmemi sağlıyor. Hücreler aynı, networkler hemen hemen aynı değilse de. Fakat bu değişik örüntüler mekansız ve doğrudan bağlı olmasına gerek olmadan bir takım zihinsel fenomenler üretiyorlar. Bunun şöyle bir çıktısı var. Yerel değil beyinle ilgili aradığımız şey. Mesela hafızanın bir yerini aramak o yüzden mantıklı değil. Beynin bütününe yayılan dalga gibi, bir hologram gibi ama şimdi bir alan. Bu şeye dönüyor ya. O zaman bu bir enerji mi? Enerji yani hologram dediğin şey aslında hani geçici enerjiden oluşturulmuş bir tür görüntü mü ihtiyaç? Hologram benzetmesi şundan geliyor. Mesela semenderlerde falan daha sade beyinleri olan canlılarda yapılan çalışmalar var. Bu zamanda işte Carl Pribram gibi ya da Georgi Bussaki falan diye abiler vardı. Ben zamanında onları çok okurdum. Mesela onun Shuffle Brain diye meşhur bir makalesi vardır. Bir şeyler öğretir semenderlere. Semenderlerin beyinlerini çıkarır, bildiğin sufle yapar onları, karıştırır. Öbürünün kafatasına doldurur mesela onun beynini çıkarıp. Onun öğrendiği şeyi o hayvan tekrar etmeye başlar mesela. %60-70 oranında öğrenmeyi tekrar eder. Şimdi bizim beynimize bunu yapsan çalışmaz. Çünkü çok sofistike ve gelişmiş beynimiz var ama semenderler nispeten daha basit bir sinir sistemi. Çorbayı bile içine koyduğunda bir şekilde bağlantı, kimyasal bir şeyler sağlayıp yolunu buluyor. Ve beynin mesela farelerde %80'ine hasar verdiğin halde fare öğrendiğini unutmayabiliyor. Hologramların özelliği şu, tabii bizim kredi kartları üzerindeki hologramlar değil, gerçek hologramlar.
lazer ışınının özel bir girişim yöntemiyle elde edilirler. Ve aslında bir girişim deseninden oluşan çok boyutlu bir resimdir o. Küçük bir parçasını alırsan holografik filmin sadece resmin bir köşesini değil, resmin tamamını ihtiva eder. Fakat daha zayıf bir görüntü elde edersin. Çünkü girişim deseni fraktal olarak kendini farklı ölçeklerde tekrar eder. Küçük bir parçası tamamını anlamak ya da üretmek için kullanılabilir. Beyin de böyle. Lokal değildir o yüzden. Beynin tamamında farklı ölçeklerde tekrar eden ve küçük bir parçasından... Hiç konuşmamışız. Ne bileyim yani. Ama zor konu. Küçük bir parçasından hafızaya dair işaretler üretebileceğin bir şeydir. Teorikte öyle gibi gözüküyor. Bu arada hologram bambaşka bir işte lazer ışını, bir fotoğraf ortamı falan içeren bir konu. Beyin bambaşka bir şey ama bu ikisi arasındaki benzerlik bir model oluşmasını sağlıyor kafamızda. Holografik beyin teorisi çok yaygındır. Hatta işte bu ünlü beyin cerrahları, neydi o bir tane takoz gibi kitap var adam bende. Tribram'ın arkadaşı, unuttum ismini. Neyse, gelirse kitabını da gösteririm. David Bohm kuantum fiziği, geri aldım o değil. Hatırlayınca bir sonraki bölümde söyledim. Bu mesela birçok güncel fenomeni de açıklayan ama özellikle bazı patolojik durumlardaki açıklanamayacağını düşündüğümüz beynin mekanik yapısına çok uyuşmayan gözlemlerimizi açıklamak için işe yarıyor. Fakat tabii birçok normal beyinle çalışan insanı bunlar ilgilendirmiyor. Çünkü onlar bildiğin işte bilgisayar soketi bağlamında böyledir böyledir diye bakmayı pratikte daha faydalı buluyorlar. Yanlış değil ama eksik. Çok eksik. Beynin öyle de çalışan mekanik bir kısmı var. Ama esas sırrını çözeceksek önümüzdeki dönemdeki genç arkadaşların böyle fringe konulara bakmasında büyük fayda var. Evet. Bunlara fringe science deniyor. Oraya inşallah birileri girer. Beyin maketinde canını okuduk bu arada. Dağıttık. Hadi bir sonraki bölümde toplayalım parça parça. Vallahi çok dağıldı. Allah size kolaylık versin.